Arkadaşlar merhabalar bu videomda 24. ve 25. hafta rehberliği ile karşınızdayım. Evet valla video çekmekten unutmuşum ben üzerinde baya bir video yükü vardı kusura bakmayın. E, 24 ve 25'i de birleştirip yapıyorum geçen hafta unutmuşum hatta bu haftayı da böyle ortasında yakaladım gibi bir şey oldu. Normalde ne yapıyorduk her hafta böyle e, normal kampımızla ilgili ne yapmanız gerektiğinden bahsediyorduk. Şimdi de bahsedeceğiz ama bir hafta geçti ama geriden takip eden arkadaşlar da zaten ne yapacağını da biliyordu. Geriden takip eden arkadaşlar da şimdi normal bir şekilde de belki de buralara gelmediniz. İnşallah gelmişsinizdir. Evet gençler bu hafta 24. hafta ve 25. hafta. Şu an 25. haftanın içerisindeyiz aslında şöyle baktığınız zaman. Yani bu e, ayın ikisiyle 8'i arasındaki haftadayız. Şimdi e, ben 24. haftadan da bahsedeyim. 24. haftada ne vardı? Dönüşüm geometrisi vardı. Öncelikle Şurayı da bir şöyle küçülteyim. Evet, 24. haftada dönüşüm geometrisi var. Geçen hafta ne yaptınız? Analitik geometriyi, doğru analitiğini hallettiniz ve doğru ile ilgili sorular çözdünüz 23. haftada. Evet, analitik geometrinin çok güzel kısımlarını hallettiniz. Yani asıl soru çıkacak kısımlar orası. Ama şimdi bu dönüşüm geometrisinden tabii ki soru karşılaşabiliriz. O döndürmeler, simetri, işte e, yansıma gibi 90 derece döndürme gibi şeyden karşımıza sorular çıkabiliyor. E ondan sonra çember analitiği de hatta 25. hafta çember analitiğinde de mutlaka bir soruyla karşılaşacaksınız zaten. Evet dönüşüm geometrisinde ne yapacaksınız? Dönüşüm geometrisinde daha doğrusu yapan arkadaşlarınız vardır. Dönüşüm geometrisinde 3 tane video var. Rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir kısım. Olayın mantığını kavradığınız zaman çok küçük mantıklar var. E mesela ne var orada? Yansıma. İşte x eksenine göre yansıma, y eksenine göre yansıma, orijine göre yansıma. İşte bir noktanın bir doğruya göre yansıması e, zor değildir, çok kolaydır. Sadece analitik geometrinin tekrarıdır. İşte doğru, bir doğrunun da bir noktaya göre yansıması var. Doğrunun doğruya göre yansıması müfredatta yok. Bilginiz olsun. E, sadece böyle küçük yorumlamalar karşımıza çıkabilir. Mesela iki dik olan doğru, şuraya yazarak göstereyim. Mesela atıyorum 2x artı 3y artı 5 eşit 0 doğrusuyla 3x artı 2y eksi 2y. 3x eksi 2'ye artı 9 eşit 0 doğrusun doğrusuna göre simetriği sorulabilir mesela. Bunlara baktığınız zaman bunun eğimi eksi 2 bölü 3 bunun eğimi 3 bölü 2. Bunlar dik. Evet dik olan bir doğru. Evet şu doğrunun bu doğruya göre simetriği ne olacaktır arkadaşlar? Bakın bu noktanın buna göre yansıması burası yapıyor. Bu noktanın da buna göre yansıması burası yapıyor. Hatta buradaki noktanın da buraya yapıyor. Dik olan doğrularda ne oluyormuş demek ki? İşte buradakinin yansıması tamamıyla burası yapıyor. Yani iki doğru dikse doğrunun doğruya göre yansımasında kendisi yapıyor mesela. Ya da iki paralel doğru yansımasından bahsediliyorsa doğrunun doğruya göre simetri değil de işte ee, doğrunun noktaya göre simetriğinde bir mantık vermiştik. Orada o mantığı görünce zaten bunu da yaparsınız. Çünkü iki paralel doğrunun da birbirine göre yansımasından bahsedilebilir. Müfrat yok ama bahsedilebilir. Buna da dikkat edersiniz arkadaşlar. Bu konular var. Bu konular kaç tane? 3 videoyu içeriyor. Bir de 90 derece döndürme ve 270 hatta 180 derece döndürme de mevcut orada burada da küçük bir mantık var. O mantığı yakalayınca çok da kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde geçirebileceğiniz bir haftaydı. Belki de geçirdiğiniz bir haftaydı. Dönüşüm geometrisi adına bakıp da sakın ama sakın korkmayın. Döndürme ilgili kısım ya da yansıma ile ilgili kısım bir soru olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Gelmeyebilir de ama gelme ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim. Sonra 25. hafta yani bu haftanın içerisindeyiz. Buraya da 25. hafta diye yazayım. 25. haftada yani bu hafta ne yapıyorsunuz? Çember analitiği. Evet. Toplamda yine 3 video var burada arkadaşlar 25. haftada da. Toplamda 3 videoyu da çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Çünkü çemberi bilen, analitiği bilen bu haftayı çok rahat bir şekilde geçirir. Yani hem çember, hem de analitik bilgisiyle öyle bir tanımını bildiğiniz zaman çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ki ÖSYM zaten bununla ilgili ee, bu şekilde sorular soruyor. Çemberle analitik karışımı şeklinde sorular soruyor. Ee, çok rahat bir konu. Çok e, iyi bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Belki okulda daha görmediniz. Görmeyin de zaten. Okulda görüldüğü zaman bazen şey yapılabiliyor. İşte kurallar üzerinden gidilebiliyor. Ama eskiye yönelik bilgilerinizi buraya aktardığınız zaman bu konuyu da çok rahat bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. ÖSYM sorularına da baktığınız zaman hep böyle çember ile... Analitik geometrinin kesişimi yani karışımı şeklinde soruyor. Ve tabii ki e, çember denklemi yazmayı da bileceğiz. Yani tanımını bildikten sonra eskiye böyle atıfta bulunup soruları o şekilde yapacağız. Çemberin bir genel denklemi var bir de standart denklemi var. Her ikisi de e, birbirinin aynısı. E, D'li, E'li, F'li formül var. Bazı arkadaşlar bunu bilmese de olur. Bilmeden de yorum yaparak da sonucu ulaşabiliyorsunuz. Yani rahat bir hafta aslında bu. Çok iyi bir şekilde anlayacağınız. Belki ilk defa. Dinleyeceksiniz bunu çünkü daha 12. sınıfsınız görmediniz. Mezun arkadaşlar gördü. E, 12. sınıf arkadaşlar daha görmedik okulda deyip de buradan izlememezlik yapmayın. İlk etapta bence buradan izleyin. Çok da büyük bir faydasını görürsünüz. Yani e, çünkü ÖSYM benim tarzımda soruları soruyor. Ne yapıyor? Dediğim gibi yani tanımını bil, geçmişe atıfta bulun. Bu kadar basit. Sen de çok rahat bir şekilde yaparsın. Sadece basit bir şekilde şekli çizdiğin zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksın. E, her zaman böyle yapıyorduk. Burada da aynı şekilde. Bazen analitik düzlem çizdirtmeyi de seviyor. Evet 25. haftada bu şekilde ne yapıyorsunuz? 3 videoyu izliyorsunuz. Ardından kitap bir kitap çözenler bir kitabı çözüp iki kitap çözenler de iki kitabı çözüp bu haftayı da hallediyor ve sonrasında da bu pazar yine karşınıza çıkacağım. Ne Analitik tekrarından bahsedeceğim. Analitik tekrarını da 2 hafta vermişim. Onda ne yapalım? Bu pazar. Bu pazar unutmayacağım arkadaşlar çünkü nedense hani konu anlatımını da bitirdik ya konu anlatımı anlatılırken böyle aklımda kalıyordu ama kusura bakmayın gerçekten kusura bakmayın hep böyle üzerine e, bir projeler, şunlar bunlar geliyor, kafa karışıklığı oluyor. E, bir hafta gecikme var o anlamda ya da bir haftayı bir e, bir hafta gecikerek anlattım size. E, kusura bakmayın. Elimizden geldiğince size faydalı olmaya çalışıyoruz. Ee, bazen bizim de yoğunluğumuzdan dolayı insan evladıyız. Ee, şeyler kaçabiliyor çünkü ee, yani bazı problemler falan da oldu. Ee, o problemleri burada paylaşmayayım. Neyse. Gençler 24 ve 25. haftanızda bence çok güzel bir şekilde geçecek ve çember analitiğini bu şekilde bitirmiş olacağız. Her şeyle bitirmiş olacaksınız ve bu işi çok iyi bir şekilde öğrenerek bitirmiş olacaksınız. Dediğim gibi sakın ama sakın çember analitiğinden korkmayın. Ee, bu haftanın da çok verimli geçmesi dileğiyle sonraki hafta yani Pazar günü görüşmek dileğiyle 25. 26. haftanın ve 27. haftanın anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.